bahsederim. Sayın Bakanım, ilimiz Kırklareli, az evvel de arz ettiğim gibi bakanlığınızın çalışma konusu olan tarım alanlarında, hayvancılık alanlarında, bitkisel ve hayvansal üretimde, aynı zamanda orman ve balıkçılığın da ve aynı zamanda Devlet Su İşleri Müdürlüğümüzün de, Genel Müdürlüğümüzün de yoğun çalışma alanları içerisinde gerçekten Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışma alanlarına pilot bölge olacak nitelikte. Hemen hemen bu bahsi geçen hususların hepsinde ciddi çalışmaların olduğu ve son yıllarda da bunun verimini gerçekten ciddi anlamda aldığımız illerden birisi. Öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığımıza, başta Sayın Bakanlarımız, geçmiş bakanlarımız, zatıaliz ve ekibimize teşekkür etmek istiyorum. Sayın Bakanım, öncelikle ben çok kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Özellikle ilimizin ve bölgemizin önemli bazı sorunlarına dikkat çekip konuşmamı tamamlamak istiyorum. Ergene Havzası'nın özellikle temizliğiyle ilgili Sayın Milletvekilimiz de değindiler. Bölgemizde belediyelerin arıtma tesislerinde ve aynı zamanda sanayi bölgelerinde ve sanayi tesislerinde yapılacak sistematik çalışmalarla bu çalışmaların Ergene Nehri'nin temizliğinin hem bölgemiz hem ilimiz için çok önem arz ettiğini vurgulamak istiyorum. Bu konuda ilimize düşen ve sorumluluk alanımızda olan bazı konularda yetkin çalışmalar yapılmış olsa da bazı alanlarda eksiklerimiz olduğunu belirtmek istiyorum. Ayrıca ilimizin özellikle hayvancılık faaliyetleri açısından bence tarım ve hayvancılık kısmının, tarım kısmından ziyade hayvancılık kısmının ilimiz ve bölgemiz için çok büyük önem arz ettiğini belirtmek istiyorum. Özellikle küçükbaş hayvancılıkta kendine has kıvırcık koyunu ve büyükbaşta da özellikle süt ve süt ürünlerine dayalı olarak üretim alanında ilimizin çok ciddi avantajlar barındırdığını. Çünkü baktığımızda özellikle buğday ve ayçiçeği tarımında tekrar başına verimin çok düşük olduğunu ve bunun da çiftçinin geçim açısından problem yarattığını, ancak bu alanların özellikle hayvancılık açısından desteklenerek hayvan girdisi sağlayacak yer ve yem bitkileri açısından üretimde kullanılması halinde ilimizin özellikle bu manada hayvancılık gelirlerinin artması ve kayıp safi milli hasıla da daha çok etki edeceği kanaatindeyim. Bir de milli parklar açısından özellikle Longoz ormanları, Demirköy ilçemizde bulunan Supasar ormanlarının ilimizin hem milli park kültürünün ülkemizde gelişmesi hem de özel bir örnek oluşturması açısından şu anda Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzde yapmış olduğumuz projenin hayata geçirilmesinin ilimize çok büyük katkılar sağlayacağını belirtmek isterim.